Pascal, Oman, Kadir, çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz. Günaydın, 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 günaydın arkadaşlar, ihvanlar, Romalılar. Sizlere sesleniyorum. Aragaz başladı. Aragaz nedir Pascal? Kadir, Aragaz duruştur. Aragaz Pascal, sabahları yapılabilecek en güzel şeydir. Honduras? Honduras listeler üstü oğlum, onu takıl, onu tartışmıyoruz. Misal diyelim ki sen enerjik bir delisin. Her zaman 10 kilometre koşuyorsun. Ne gerek var soruyorum. Nereye koşuyorsun? Vardığın yerde bekleyen mi var? Gittiğin yerde insanlığa faydalı bir icat mı var? Yok. Sana koş demişler. Koşmak faydalı demişler. Vermişler gazı, koşuyorsun. Kardeşim, insanları koşturmayın. Hayır arkadaşlar, koşmanın hiçbir faydası yok. Tam tersi, sırt üstü yatmanın faydası var. Pascal sana soruyorum. Beygir gibi koşarken mi mutlusun, yoksa sırt üstü yatarken mi? Sırt üstü yatarken. Buyurun. Buyurun, batı mantığının sesi. Ben bir şey demiyorum. Bu adam bir ömür spor yaptı ya. Bir ömür koştun, eline ne geçti Pascal? Milyon dolarlar. Yani şimdi tabii o açıdan bakınca evet, ama yani her koşana da milyon dolar vermiyorlar değil mi? Yok abi. Niye versinler? Buyurun. Ama mesela sabah işe giderken, ya da ev kadınısındır, kocanı işe, çocukları okula sepetlemişsin. Ev işine girişmeden önce şöyle bir kahveni yapıp radyonu açsan, Aragaz'ı dinlesen, o arada fasulye tenceresi gibi hıkır hıkır göbekten göbekten gülsen, güne neşeli başlasan efendim. Of be Kadir, ben bile inlendim. Keşke var, ben de dinlesin. Düşün bak, ne kadar şanssız insanlarız. Biz Aragaz'ı dinleyemiyoruz ya. Evet abi, şansıma tüküreyim. Ya ama olsun. Olsun Pascal, misyonumuz vatandaşın negatifini çok çok emip pozitifi dazır dazır vermek. Biz de böyle mutlu olacağız. Negatifi bana bırak. Evet. Evet vatandaş, kendinizi rahat bırakın Pascal'ın. Şamriyel gibi şiş dudaklarına teslim edin kendinizi. Negatifi mızır mızır alacak bu Pascal. Şu an var ya, damar yolunu açıyorum. Birazdan negatifi yemeyeceğim. Doktor Pascal mesaiye başladı. Damar yolunu açıyor. Pozitifi ben zerk edeceğim. Ya yeminle hem narkozitör hem operatör gibiyiz Pascal ya. Kadir zaten var ya, ben hep cerrah olmak isterdim. Cerrah mı? Sen mi? Niye ya? Abi her gün yeni bir insanın içini tanıyorsun. Yavrum, insanı tanımak yani onun dalağını, böbreğini, kalbini görmek mi ya? Sakatatçı mısın lan sen? Allah Allah, cerrahlar insanlara dalak böbrek diye bakmıyorlar ki. Ben bak, ben de cerrah olabilirdim ama narkozdan çıkarken hastalar çok saçmalıyorlar Pascal. Nasıl? Sedatif kafa deniyor ona. Narkozdan ayılma anı. Kafa bir dünya, her şeyi bülbül gibi okuyorsun. Hadi canım. Ya hatta futbolcu vardı. Senin gibi Afrika asıllı bir kardeşimiz ameliyat oldu. Narkozdan ayrılırken karısı beni aldattın mı demiş. Başka kadın var mı hayatında, beni hala seviyor musun diye ahiret sualleri sormuş. O nasıl kadın ya? Ya abi, adam sağdan soldan neşter yemiş. Ölmeyle bölmenin arasında ayılmaya çalışıyor. Daha dilini toplayıp insan gibi iki laf edemiyor. Hedele hödele kadının sorduğuna bak. Ya ayılınca boşanırım yeminle ben böyle kadından ya. Kadir ya. Ben ameliyat olursam yalnız anılmak istiyorum. Merak etme, sana soruları ben soracağım. Hem de fityoya çekeceğim. Yeni doğmuş zürafa yavrusu gibi böyle dilin dolanırken fityolarını çekip şantaj unsuru olarak tutacağım. Seni kimseye bırakmam yavrum. Ayıp sana bile. Ya yeter, tamam, çok uzattık Pascal. Beton ormana giderken yolda trafikte cebelleşen halkımızla ilgilenelim biraz. Bu ne ya? Twitter'ı sen ver. Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir Twitter adresimiz. Tweetlerinizi bekliyoruz. Efendim Aragaz başlıyor. İşiniz gücünüz ask yesin. Tabancanızda ses yesin. Aragaz. Efendim Aragaz başladı, mesai işliyor, insan kaynaklarına sesleniyorum. Lütfen yövmiyemizi çalıştırın. Taksimetreyi açtık. Pascal,
Bir kez daha günaydın de canım. Abi günaydın. Ama Paskal'ım dikkatli konuş. Ne ya? Ya ayarsızsın, saçma sapan şeyler söylüyor. Ondan sonra mapushane çeşmesi gibi yandan akıyor, yandan. Ne mapushanesi? Günaydın diyecektin. En kötüsü. En kötüsü mü? Ne ya? Kime günaydın diyorsun? Dinleyici. Kim oğlum o dinleyici? İçlerinde belki hırsız olanlar, suçlu olanlarsa ne yapacağız? Ne bileyim ben ya. Ne demek lan ne bileyim? Bundan sonra bileceksin. Bak havaalanında güvenlik gerekçesiyle aynı gün içinde dönüş yapacak olursak bile uçuş kartını vermiyorlar ya. Ne diyorsun abi ya? Ha, diyelim bugün Ankara'ya gideceksin, akşam da döneceksin. Aynı gün içinde gidip döndüğün için eskiden giderken dönüş için biniş kartını da veriyorlardı, şimdi vermiyorlar. Sebep? Güvenlik gerekçesi. Nasıl gerekçe? Onu bilmiyoruz. Anlam veremediğim her türlü değişimin sebebi güvenlik gerekçesi olmaya başladı. Mesela kıza soruyorum, diyorum ki benim sizden bugün döneceğim uçuş kartına almamın güvenlik açısından nasıl bir sakıncası var diyorum. Ne dedi? Dönüşte de kontağa uğrayın diyor. Uğradım işte diyorum, sen beni gördün. Ben gerçekten varım, gidiyorum, döneceğim. Bana eline veriyorsun kartımı. Yo illa dönüşte de kontağa uğra, kendini göster. Kelle hesabı. Kadir. Efendim. Abartma. Abartmıyorum. Bürokrasi gitgide ülkeyi yeniden efendim şey yapıyor. Gözden geçiriyor yani. Buna dikkat çekmeye çalışıyorum. Bürokrasi mi? Evet. Kadir ya. Fransa'da da çok var. Yavrum sizdeki o dediğim bürokrasi bizimkinin yanında fındık fıstık hava gazı ya. Bürokrasinin kralı bizde ya. Eskiden çok vardı. Yani 15 senedir kafasına vurulmuştu bürokrasinin ama yani yine bir şeyler oluyor. Bürokrasi yine her şeye kafasına göre racon koymaya başladı. Bilmiyorum, buradan da kıymetli yetkililere ikaz edelim. Lütfen o bürokrasinin esamesinin okunmadığı günlere dönelim ya. Sebebi de güvenlik gerekçesi. Deyince kimse tabii sesini çıkaramıyor. Neyse. Aragaz. Paskal. Geldim canım. Seren intihariye geçti be. Güzel kız. Yavrum güzelliğiyle değil ya. Neysiyle? GBT ile ya. Biliyorsun kendisinin Gülben Ergen konuşma yasağı vardı. Evet abi. İçeri girdi. Oğlum çıktı bile lan. Neyi konuşacağız? Ya gıybetten hapse giren ilk insan olarak tarihe geçti ya. Seren Çelengil. Benim de beraber oynadığım arkadaşımdır. Çok severim yani. Kadir mi? Mapusa girdi ya. Hı. İçeride namı olmuş mu? Yavrum mapusta belli bir nam edinmen için çok kalman lazım. Seren Serengil'in şeyi hallice yani. 3 gün. Girdi çıktı Seren yani. Girer girmez ilk ne yapmış? Ne yapmış? Kaldığı koğuşun krokisini çizmiş. Avukatı aracılığıyla sosyal medya hesabında yayınlatmış. İşte bak burada da şey var. O çizdiği koğuş krokisi var. Bakayım abi. Hı. Dur. Abi ya. Bu tek kişilik koğuş. Aa, F tipi. Ya böyle bak bir şey söyleyeceğim. Seren gıybetten mi girdi yoksa siyasi mi? Niye tek kişilik koğuştu abi? Masa var, dolap var, tuvalet var. Oda kahvaltı mı, single mı ya? O ne ya? Rezervasyonu. Oda kahvaltı mı acaba? Ya bizim kitaplarda okuduğumuz, filmlerde seyrettiğimiz hapishane böyle mi ya? Ya Seren hapse giriyor, koğuşun krokisini çiziyor, avukata veriyor, internetten yayınlatıyor. Az daha kalsa avukatla kazma kürek tünel kazıp kaçacak neredeyse ya, ben sana söyleyeyim ya. Evet abi, kokrin falan ilginç şeyler. Ya Seren'i çok severim, hapse girmemiş, Survivor'a katılmış ya. Hatta bak ben artık sadece Allah'ın adaletine inanıyorum diye veda yazısı bile yayınladı, biliyorsun değil mi? Aa vay be Kadir be, şöyle bir mahpus olamadık ya. Yavrum bak Seren hapse düşer, Burj otelinde kalıyor gibi girer çıkar, sen ben efendim düşeriz. Bizi Adem Baba koğuşuna koyarlar. Yemin ediyorum bitim pirenin arasında yatarız. İlk gece uyurken façamızı çıkarlar. Kadir ya. Heh. Sen hiç içeri girdin mi? Kıyısından döndüm. Şöyle bir bak bakayım bana. Sence hangi suç yüzünden hapse girmenin kıyısından dönmüş olabilirim? Gasps diyorum. Senin beyninin memi. Bana baktın ve bende gaspçı tipi mi gördün? Adam yaralama. Ben adam yaralama. Acamat. Ben. Hani. Ben. Evet. Tipit mi Sait? Şişle mi? Arkadan? Hem de arkadan. Göbreğe. Ya oğlum sen ne biçim bir adam mısın? Neler biliyorsun ya? Karman mı yolacı mıydın? Yok. Vay babamcıydım. O ne ya? Ne babamcısı? Aa vay babamcı eskiden vardı, şimdi yok. Bu Topkapı otogarında falan otobüse biner saf temiz Anadolu insan. Vay babam nasılsın görüşmeyeli diye sarılır. Çaktırmadan iç cebindeki cüzdanı parayı çeker. Sonra da emme seni köyden bir hısma benzettim kusura bakma diye uzar oradan. Sen de yaptın mı? Yapmaz mıyım, ben kişisel servetimi hep vay babamcılıktan temin ettim. Tövbe tövbe. Bak bana bak. Sen beni ilk gördüğünde sarıldım. Oğlum boyum yetmez lan sana sarılmaya, yalan atma. Sarıldın oğlum. Paskal saçmalamakta sınır tanımayan bir insansın.
Ben siyasi olarak girdim. DYM'de yargılandım öğrenciyken. Vay. Asil mahkumsun. Yavrum ha? Mahkumun asili mi olur? Demir kapı üstüne kapandığı zaman kral olsan tırışka. O yüzden sakin olalım. Bir de Gülben Ergen'den bu aralar uzak duralım. Neden abi? Abi Seren'i içeri attırdı. Şimdi de eski eşi sunucu bir arkadaş var. Onu mahkemeye vermiş. Evimin otoparkında arabamı çizip maddi hasar verdi diye. Yani bu aralar Gülben Ergen uzaydaki kara delikler gibi. Yanından geçeni hüp diye çekip öbür ucundan mahpusa dönüştürüyor. Dikkat edelim. Sohbeti falan hoş ama yani beni de sever fakat bilmiyorum. Ben pek haz etmem yani. Seni seviyor mu? Gülben Ergen mi? Evet. Bilmiyorum abi. Bir ara öğren de ara. Aragaz. Paskal. Yes. Az önce sordum ya Gülben Ergen seni sever mi diye. Evet abi. Bak bu ülkede üç kadın seni seviyor mu sevmiyor mu bileceksin. Bülent Ersoy, Seda Sayan, Gülben Ergen. Seni seviyorlar mı? Severler. Bülent Hanım bilmiyorum ama bir keresinde Magazin Gazetecileri Derneği töreninde bana oy verdi. Yılın radyocusu seçilmiştim. Jüride o da vardı. Tulum çıkarmıştım. Demek bana oy vermiş Bülent Hanım. Oradan tahmin ediyorum. Bir sempatisi var yani. Kadir, sevimli çocuksun. Ama biraz kilo aldım Pascal ya. Öyle deme. Sana yakışıyor abi ya. Pascal bir karar aldım. Eyvah Kadir. Sen karar olunca kesin var ya sakata giriyoruz. Ne oldu? Ne aldın? Diyete başlıyoruz. Hem de ikimiz. He evet ikimiz de diyete başlıyoruz canım. Ne diyetin? Bikini diyeti. Biz. Bikini diyeti. Evet Kadir Çöpler ve Pascal Numa bikini diyetine başlıyor. Abi nasıl bir şey bu? Ne demek lan o? Şimdi bikiniden bikiniye... Fark var. Doğru diyorsun. İpli bikini var mesela. Onun diyeti farklı. Normal altı mayolu bikini diyeti farklı. Değil mi? Evet abi. Onu sormak lazım. Ya amfibi çapkın olan sensin Pascal ya. Yaz aylarında güney illerinde kum plajlarda timsah gibi sırf gözler dışarıda açıktan kıyıya doğru su içenceyle avlamak isteyen krokodil edasıyla yavru fokları avlamak için kır şehrinde volta atan köpek balığı gibi olan sensin ben miyim ya? Ben Kadir. Şu an var ya kendimle iftar ettim. Ben neymişim ya? İçimizdeki bikini konusunda uzman sensin şimdi Pascal. Abi şimdi bikini konusu geniş konu. Ayrı bir program lazım. Bikini avuç içi kadar şey ya nesi uzun? Abi kendi küçük ama mevzu uzun. Ha mevzu uzun diyorsun. Bir ara yokine diye bir şey çıktırdı hatırlıyor musun? Sıfır kumaş sadece ip o ne oldu yokine? Abi kabil oldu ya. Maalesef. Ya zaten yoktu ki nasıl kayboldu? Yok yine adı üstünde ya. Şimdi biz hangi bikini diyetini yapacağız bro? İpli bikini mi, balenli bikini mi? Abi ben zaten fitim. Niye diyet yapıyorum? Ya bir bikinin içine girecek kadar zayıflamamız lazım Pascal. Abi saçmalama ya. Sen var ya, hiçbir zaman o kadar zayıf yalanmazsın. Zayıflamam lazım abi. Yıllarca diyete karşı çıktım. Brokoliye yedemediğim laf kalmadı ama teslim olmam lazım. Diyet yapmam lazım ya. Abi niye diyet yapıyorsun? Aşık oldum Pascal. Kime? Cekete. Cekete mi? He bir cekete. İtalyan aşırı fit çok güzel. Gördüğüm andan beri aklımdan çıkmıyor. Kardeşim insan cekete aşık olur mu? Olur o ceket benim olacak Pascal. Saçmalama. Ya beni anla Pascal onun içine girmek için deliriyorum ya. Neyim? Oğlum ceketin o ceket için prensiplenen taviz vereceğim diyet yapacağım. Peki bomba soru geliyor. Brokoli de yer misin? Yo hayır onu yapamam. Onu yapamam. Diyete varım. Efendim kendimi düzeltmeye varım. Eğer brokoli yersem kendime olan saygımı kaybederim yemeyeceğim hayır. Abi cekete aşık olmuşsun. Niye bikini diyet yapıyoruz? Çünkü ceket diyeti diye bir şey yok. Konfeksiyon dünyasının önemli tek diyet bikini diyeti. Başlıyoruz sıkı dur. Abi. Ben zaten fit. Bak zaten senden şüpheleniyorum bro ya. Niye? Kalk lan bir ayağa. Kalk kalk. Aha al. Buyur. Evet. Aç lan karnını. Açtım. Adama bak ekmek tahtası gibi karnı var ya. Yaşın 45 ya. Futbolu bıraktıktan sonra Survivor hariç hiçbir yerde koşmanın spor yapmanın. Bu nasıl oluyor ya? Ne nasıl oluyor? Ya bu sefi hayata ve hareketsiz yaşama rağmen. Comcom ne bulursan öküz gibi yemene rağmen. Zaydeko tahtası gibi dümdüz karın nasıl oluyor? Ha? Karnın içeri mi çekiyorsun lan sen? Yok. Yok be abi. Kardeşim göbek olsa nasıl içeri çekeyim? Dokun bak. Karnıma dokun. Dokun abi. Dokun abi. Evet. Evet ya. Harbiden kas be. Ay hayır anlamıyorum. Yani otopark
Aa, ay ne yapıyorsunuz siz? Ah, Cavidan geldi. Ay Cavidan gel bak Pascal'ın şeyine bakıyor. Ahlaksızlar, ilkeller. Ay ilk insanların ilkisiniz. Ay terlik sayvanın terliklerinde bile sizden daha çok ahlak vardır. Ay burası ekşi ekşi erkek koktu yine be. Ne oldu buna ya? Abi kısaklı şeklimize bak. Sen önümde ayaktasın. Ben oturuyorum, karnını açmışsın. Aa, yok ya. Yanlış anladı. Anlatalım abi. Abi izah etsek de çok zor anlayacak. Bırak boş ver ya. Aragaz. Pascal. Sir. His diyorum, duygu diyorum. Yoksa. Evet evet, yüksek sanat. Şiir dolu dakikalar. Yaşasın. Sen mi yazdın? Ya aslında ben bir şiir yazdım Pascal. Sonra Posta Gazetesi'ni açtım. Mahmut Kuzdağ adlı büyük bir şairin Gamze adlı şiirini okuyunca kendi yazdığım şiiri yırttım attım. Ya bir Mahmut abinin nur saçan şipşak vesikalık resmine, bir de arkası kuşlu aynada kendime baktım ve Mahmut abinin yanında ben şair miyim dedim ya. Breh 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 dedim. Breh breh breh. O ne demek abi? Şey gibi mi? Bırak bırak bırak. Şehri bırak. Bunun gibi mi? Bire yani bilmiyorum. O ağzımdan öyle bir şey çıktı. Neyse. Erdemli'de yaşayan. Erdemli var ya. Ne acayip bir yer. Şair diyarı. Erdemli'den bir posta şairi daha vardı. Evet abi. Ben de hatırladım. Erdemli neredeyse gitmemiz şart Pascal. Niye abi? Ya havası suyu sanatçıya şiir ilham ediyor belli ki. Gidip beslenelim oradan ya. Abi neresi burası? Açık kalmayalım. Ya halkımızın olduğu yerde. Halkımız bizi aç açık bırakır mı? Ben halk sıcağı ile doyarım ya. O ne Kadir? Hani sen Bursa'dan İstanbul'a dönerken benzincide benzin almak için durmuştun. O sıra İstanbul Isparta otobüsüne inen halkımız seni tanımıştı. Ana bizim olan ne bu diye etrafını sarıp boyuna sarılırken arada parmağa basan oluyordu, hatırladın mı? Evet. İşte o. O parmak, o kucak, o öpücük bunlar. Bunlarla mı uçuyacağız? Sanatçı bunlarla doyar lütfen. Bir sus. Şu büyük şiir okumak için duyguya gireyim ya. Gir abi. Bakalım nasıl gideceğiz. Ya olmadı ya. Ben duyguya değil, duygu bana girmiş gibi oldu ya. Abi sıkıntı ne ya? Ya duyguya hangi efektle gireceğimi bilemiyorum ya. Tamam. Bu kadar yeter. Hadi oku şiir. Sen Gamze'sin, bir meleksin, güzelsin. Benim için çok özelsin. Gözünde uçuk, dudağımda tebessüm, bütün güzellikler kalbine gelsin. Gamze'sin sen, kafede tanıdım seni. Hizmetlerinle hoşnut ettim ben. Hem çalışkansın hem çok doğrusun, mutlu ediyorsun seni severim. Sanki bana yoldaşım oluverdi, içime güneş olup doğuverdi. O mütevazı güzel duruşunla sana saygıma sevgimi de ekledim. Mahmut abi. Sen ki var ya, inceden Gamze'ye yükseliyor. Bence direkt yürüyor ya. O nasıl şiir ya? Ya şiir olarak değil ya, sana cevap verdim. Yani bence sanki değil, Mustafa abi Gamze'ye direkt yürüyor. Evet abi. Peki baştan alalım. Beni sevdin mi inan bilemem. Sevmedim senin git de sen gidemem. Mahmut Hoca seni çok sevdi. Hayalinle yaşayamazsam edemem. Ne yediniz? Ya orada cümle düşünüyor artık. Gerizekalı takılma ona. Şimdi bu Erdem'deki şairlerin hepsi yaşlı kurt. Bak açık söyleyeyim. Öteki de genç kıza yükseliyordu, hatırla. Evet abi, hatırlıyorum. Demek Erdemli'ye gideceğiz. Gideceğiz ama dikkat edeceğiz Pascal. Erdemli Ceylan'ın bol olduğu bir yer. Ama ne demişler, Ceylan'ın bol olduğu yerde aslan da bol oluyor demek ki. Kendimizi parçalatmayacağız bu yaşlı aslanlara. Dikkat edeceğiz. Kadir bunlar bizi harcar. Erdemli sakat. Ben tırsın abi. Gitmiyorum. Ya kendi efsanı, kendi meranı terk etme Pascal. Sabah yayılımına çıktın mı yavrum sen? Ya ben öküzü müyüm? Niye yayılmaya çıkayım? Vay biliyorsun demek. Tüh, çaktırmadan makara mı yapayım dedim ama yemedi. Bazı şeyleri biliyoruz. O kadar da değil. Aragaz. Paskal. Kadir. Dilber Kortaylı hocamız mı bu, yoksa ben yanılıyor muyum? Hayır Kadir. Dilber Hoca geldi. Hanımlar beyler, büyük bir bilim adamı. Cehalet karanlığını tek başına aydınlatan kandil. Über insan. Dilber Kortaylı hocamı stüdyomuza teşrif etti. Hocam hoş geldiniz. Hocam seviliyorsun. Evet seviliyorum. Bu da benim acı kaderim. Yani cehaletten tiksiniyorum ama beni hep cahiller seviyor. Evet hocam dikkat ediyorum. Etrafınız hep cahil dolu. Niye böyle?
Hocam sen de var ya, cahil mıknatısı var. Olabilir, cahilsin ama bazen bak doğru söylüyorsun. Ben cahilleri çekiyorum. Ay ne yapayım yani, kanım sıcak. E ben de bir karar aldım. Madem etrafımda hep cahiller geliyor, ben de kişisel gelişim işine giriyorum. Cahilleri geliştireceğim. Oo, kişisel gelişim. Ayrışar Dilber. Kişisel gelişimde büyük para var hocam. Bizi de kişisel olarak geliştirebilir misiniz? Geliştiremem. Niye ya? Çünkü adı üstünde kişisel gelişim, yani kişisel olarak gelişmek için önce kişi olmak lazım. Yani bir kişiliğin olması lazım. Var mı sende kişilik? Kadir, var mı? Yok de, yok de. Yok. E olmayan kişiliğin nesini geliştireyim ben? Biraz beyin, biraz kişilik olacak ki ben onu geliştirebileyim. E sizde ikisi de yok. Ne yapacaksın o zaman, zaten gelişsen de bir şey yok. Ay siz en iyisi hamur yiyin, göbeğiniz gelişsin. Kadir ya, sağlam gidiyor bu. Yavrum bunlar özel adamlar. Kahrını çekeceğiz. Bir Dilber Kortaylı daha var mı, yok? Ne dese hay hay. Dilber hocam, yalnız bu kişisel gelişimi bugün yapmasak da gelen dinleyici sorularına mı cevap versek? Aynı zamanda Müge Anlı gibi kayıp kişileri de bulmaya karar verdim. Onu nasıl yapacaksın ya? Dedektif misin sen? Sherlock Holmes denen o fasulye sırığı kılıklı İngiliz yapıyor da ben niye yapmayayım? Arsène Lupin denen hırsız dedektif de ben değil miyim? Yalnız Arsène Lupin değil hocam, Arsène Lupin. Ayrıca dedektif değil o, biliyorsun, hırsız. Al işte bak, buyur, herif hırsız ama namı yürümüş. Bütün dünya biliyor. Ben bilim adamıyım. Çık şurada Edirne'den 10 kilometre ötede köstence var. Dilber Kortaylı kimdi? Sığır gibi yüzüne boş boş bakar Allah'ın Balgaryalısı. Dilber hocam kafamızı bir dünya ettiniz ya. Dinleyici sorusu diyorum. İnsan aydınlanmak için size başvuruyor ya. Aman oku, sanki işe yarar bir şey soracaklar da. Miras değil alın teri sormuş. Al buyur. Nick'ten belli. Sakalının aklarına ayrı, karasına ayrı destanlar yazılıp sonra altın levhalara basılarak abide olarak Orhun yazıtlarının yanına dikilmesi gereken büyük insan Dilber Hoca. Ay sevdim ben bunu. Tatlı dilli bir şey bu. Bir süre önce kocama anasından sağlam bir miras kaldı. Şanslı kadınsın, hem kaynanan ölmüş hem de sağlam para bırakmış. Yani anan Kadir gecesi doğurmuş. Kocam bu parayı zor günler için saklamak istiyor. Ben ise eve harcamak istiyorum. Oturduğumuz ev dökülüyor. Gelene gidene rezil oluyoruz. Israr ettiğim zaman kocam miras bana kaldı, sana ne oluyor diyor. Soruyorum, bir kadın olarak bunu istemeye hakkım yok mu? Ben bu adamı boşayacağım. Bir kere öyle bir aptallık yapma. Yani yüklü para kalmış herif boşanır mı? Ha bu zamane kadınlarında da hiç akıl yok Kadir yani. Evet, ben evli olsam karıma miras kalsa, karım horlasa da ayağı koksa da boşamam hocam ya. Ben var ya, para kalmasa da boşamam. E cahil sen zaten boşama. Senle evlenecek kadar büyük bir hata yapacak kadar saf bir kadını insanlık tarihi bir daha görmez çünkü. Kadir git gide var ya, sağlam gidiyor. İdare et kardeşim. Sık dişini ya. Dilber hocam demek öyle diyorsun. Ne diyorum? Yani boşama diyorsun. E boşama. Herif açken kahrını çekmişsin. Adama para miras kalmış. Ay boşanır mı yani? Tam adamın sefasını sürecekken ben yiyemedim, al sen ye diye başkasına ver. Ha olmaz öyle saçmalık. Hakkımı helal etme. Sana ne oluyor ya? Dilber hocam son bir soru sorayım. İlker diyor ki bastığı yerlere direkler dikilip buraya Dilber bastı diye abideler dikilmesi gereken büyük insan sevgili Dilber hocam. Ben bir rock'n'roll hayranı olmak istiyorum. Değil ama olmak istiyor, öyle mi? Evet. Demek gram beyin yok. Bana rock'n'roll hayranı olabilmek için başlangıç olarak bir şarkı önerir misin? Öneririm. Everly Brothers vardır. Ben bilmiyorum. Old is but gold is sınıfından. Hot nature yani. Hot nature nedir Kadir? Hot mature yani sıcak olgun ne demek? Hocam ben zaten size sonra izah edeyim bunu ya. Buyurun siz devam edin. Everly Brothers'ın Bye Bye Love şarkısı sana rock müziği sevdirecektir. O zaman bir kuple rica edelim hocam. Olmaz vallahi, sesim iyi değil. Hocam bizi kırma, kitleler bekliyor. Hadi hocam. Peki. Bye bye loveness,
Bye bye happiness. Hello loneliness. I think I'm gonna cry. Bye bye love. Bye bye sweet kiss. Hello emptiness. Bravo. Bravo. Gracias el matador. Bis 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 bis. Sizler özellikle bak şarkının Hello Loneliness kısmını Hello Brainless diye okursanız bak durumunuza daha uygun olur. Ay espri de komik de humor ettim farkında mısın çakma Fransız. Ya abi bana çakma Fransız dedi. Ya biraz da haklı be oğlum. Ne olduğunda belli değil. Sen Kamerunlu musun, Fransız mısın, Çorumlu musun? Nesin sen ya? Yani large bir insan hiç hoşlanmam. Ama Dilber bir daha var ya. Sırtına masaj yapmam. Ah mon ami. Pardon et double millionaires. O konusu... Gel. Aragaz. Pascal. Geldim. Can benim Instagram adresini ver. Ve numara 21 kendin seninki Kadir. Çok güzel. Benimki de Kadir Çopdemir. Aragaz'ın da Instagram sayfası var. O neydi? Pascal Askizgi Kadir. Çok güzel. Bekir diyor ki Kadir abi, Pascal abi sizlerin Orta Doğu konusunda uzman olduğunuzu biliyorum. Nereden biliyor? Ne alaka ya? Bilmiyorum. Orta Doğu'dan 3. Dünya Savaşı çıkar mı abi diyor. Ne diyorsunuz diyor. Ne diyorsun Pascal? Abi ben var ya birebir dürüşürüm. Kalabalık kavga sevmiyorum. Beni ırgılamaz. Sen cevap ver. Şimdi Pascal, soru miyim ama aslında biliyorsun biz Türkiye olarak alenen söylemesek de Birinci Dünya Savaşı'nın bile henüz bitmediğini düşünerek dış siyaset yapıyoruz. Ama bitti. Ya sizin için olabilir ama bizim için Birinci Dünya Savaşı bitmedi. Atatürk'ün politikası bu. Tamam bitti Lozan falan ama Türkiye misak-ı milli haritasına sahip olana kadar Birinci Dünya Savaşı bitmemiş gibi dış siyaset yapıyor. O yüzden İki Dünya Savaşı, Dünya Savaşı yok. Yok Armageddon. Bunlar savaş değil bizim için. Vay Kadir. Burada gizli bilgi değil mi? Harbiden ha. Devletin gizli dış politikasını Türklerin gizli ajandası olan meşhur kırmızı kitabın birinci ulusal yayında şakır şakır okuyor muyum ben ya? Aman Kadir. Çizerler seni. Dur toplayacağım şimdi. Şimdi Pascal aslında bizler halen süre gelen bir savaşın içindeyiz. Yüzyıllardır süren savaş. Kimse bu uzun süren savaşın farkında değil. Neymiş abi o? Kase savaşı. Kase mi? O nasıl savaşı? Annelerle komşu teyzeler arasındaki kase savaşı. Aşure zamanı, ne bileyim, sünnet zamanı. Zerde piştiği zaman kase savaşı şiddetleniyor biliyorsun. O nasıl savaş ya? Ya sen sen komşuya iki kase aşure yolluyorsun. O kase aylarca gelmiyor. Annen gıcık oluyor. Kaselerimi yollamadı diye not alıyor. Kinleniyor. Ha? Abi git iste. Ne var yani? İstenmez abi, ayıp. Hem diyeyim ki istedin. Komşu kadın dedi ki sizin bende kaseniz yok dedi. Ne yapacaksın? Size 3 ay önce 2 kase aşure vermiştik mi diyeceğim. Ayıp. Yani savaş kurallarına aykırı bu. İstemek yerine komşu mesela sana 2 tabak bir şey yollamasını bekliyorsun. Rövanş olarak o tabakları tutuyorsun. Annenin kase takımına karşı komşunun tabak takımını bozuyorsun. Çok diplomatik, çok ince hesapları olan bu savaşta anneler arası kase savaşı. Unutma Pascal, çok önemli bu. Bir de beğenilmeyen düğün hediyesini diğer evlenen çiftliğe iteleyen yeni evli gelin savaşları var. Bunlar daha yeni gelinler arasında olan şeyler. Fransa'da yok mu ya böyle işler? Yok abi. Bir de var ya kimse kimseye bir şey yollamaz. Yat kalk dua et la buna. Ben kaç kere gece karanlığında komşura aşure götürürken sokak köpeklerin hışmına uğradım ya. Zor iştir ha. Hem köpekten kaçacaksın hem kaseyi kırmayacaksın. Bunlar ince işler. Bana bir tepsi içinde 14 kase aşure ver. Şişten un kapağına dökmeden koşarım. Hadi be. Abi zifiri karanlıkta hem de. Geceleri komşulara aşure tatlı götüre götüre geliştirmişim kendimi. Karanlıkta tatlı kasesi taşımanın olimpiyatı olsa altın alırım ya. Kadir, senin başına gelmeyen bir şey var mı? Bir köpek balığı saldırısına uğramadım. Bir de kafaya meteor düşmedi be Pascal. Ama deniz kestanesine bastım. Köpek balığı saldırısından beter ya. Acısı aklıma geliyor da yani olacak şey değil. Onun dışında bir de gökyüzü onun altında yaşanan her şeyi gördüm geçirdim diyelim ya. Kadir senin var ya UNESCO koruma altına almalı. Almadılar, bu da onların ayıbı. Ben insanlığa faydalı olmak için yaşayan bir adam bu yaştan sonra kendim için yaşayacak bir şeyim mi var ya? Yalan dediğim ya. Yalan yok, belki gerçekleri biraz esnetiyorum. Hayal satıyoruz kardeşim, olacak o kadar ya. Aragaz. Pascal. Kadir'cim. Canım neydi Twitter adresimiz?
Pascal Askışgi Kadir. Evet, Aycan sormuş. Kadir abi diyor, Uzak Doğu mutfağının sayılı şeflerinden biri olduğunu, özellikle sushi konusunda ilk dört şef arasında olduğunu yıllardır bizden niye gizledin diye soruyor. Doğru mu lan? Japon mutfağında siyah kuşak şefim ben Pascal. Vay, demek öyle. Kadir Efendi, seni de tanıdım. Ne oluyor abiciğim? Ne yani? Bu trip ne? Biz girince eve, hemen önümüze ezogelin çorba, pilav, elinoğluna, sushi, sashimi, bravo valla. Alkışlıyorum. Ben oğlum, sushi zahmetli iş, misafire yapılır mı ya? Ne işe yarıyor bu? Ya sushi eve bayan arkadaş davet ettiğin zaman yapılacak bir şey. Hani kızın aklını almak için falan. Sushi kadının aklını çok karıştıran bir şey Pascal. Kadının aklının karışması en çok kimin işine yarayan bir durum? Bizim. Erkeklerin. Evet. Dolayısıyla sushi bize erkeklerin menfaatine bir şey. Ben evde sushi yedirip de geri dönüş almadığım bir hanımefendi hatırlamıyorum. Nasıl geri dönüş? U dönüşü. Abi sen sushi'yi nasıl öğrendin? Şimdi sushi'yi Uzak Doğu'da olduğum yıllarda öğrendim Pasko. Ne işin var orada ya? Ya biliyorsun ben Kung Fu'da bülbül ötüşlü kanarya tekniğini icat etmiştim. O nasıl teknik ya? Bu turna tekniği var, kaplan tekniği var. Bir de bülbül ötüşlü kanarya tekniği niye olmasın ya? O da bir teknik kardeşim, o da bir hayvan. Neyse, Chuck Norris bir gün beni aradı. Kadir'cim dedi, gel dedi, şu tekniği dedi Çinlilere öğretelim dedi. Bu Uzak Doğular batıdan ne gelse para basıp alıyorlar. Kelle başı büyük para kaparız dedi. Bildin Chuck Norris. Gittik Japonya'ya. Vay Kadir-san geldi falan yaptılar. Kadir-san düğme markası mı? Oğlum sen bizdeki gibi sanayinin kısaltması değil ki orada. Neyse, dibine geldiği her kelimeye saygınlık kazandıran bir şey. Kadir-san, muhterem Kadir gibi yani. Sonra vay Kadir-san geldi. Kadir abi şöylesin, Kadir abi böylesin. Kadir abi o kadar uzun boylu olmak nasıl bir his falan. Her Japon bir şey soruyor. Neyse sonunda Japon, Kadir abi sushi yapmayı biliyor musun diye soruşlu. Ben de bir sessizlik oldu. Bütün gözler bana döndü. Baktım bilmiyorum desem Japonlar adeta yıkılacak. Hatta bir iki tanesi elini kılıcına attı. Yani harakiri yapacaklar. Sushi bilmiyorum desem. Ama biliyorum dedi. Yapsana abi dediler. Lan 1000 kişisiniz, hepinize nasıl sushi yapayım? İki kişi seçin aranızdan dedim. Neyse abi sushi falan bilmiyorum. Sadece nasıl yapıldığını biliyorum. Ben bunlara 4 kişiye 2'şer kalem zeytinyağlı dolma yaptım. Ağaçtan da iki çubuk kestim. Hani çubukla yemek yiyorlar ya. İki dal kestim, yonttum, çubuk diye verdim. Alın dedim size. Turkish sushi. Zeytinyağlı dolma. Beğendiler mi? İlginç millet Japonlar. Niye? Çubukları yediler. Niye ya? Ya çubukları da yemeğin bir parçası zannettiler. Meğer çubukla yemek yiyenler Çinliler mi? Japonlar çubukla o kadar çok iş yok. Tabii çatal bıçak yerine çubuğu verince odunu da yediler. İşin kötüsü çubukları daha çok beğendiler. Yani benim sushi hikayem böyle oldu Pascal. Peki abi, Japon sushi yapıyorsun? Tabii abi. Japon imparatoru yapmamamı rica etti ya. Ne? Yahu Kadir'cim, bu sushi Japonların alameti, farikası bir şey. Sen bunu bütün Japonların daha iyi yapıyorsun. Şimdi sen yapmaya devam edersen bu da orcik gibi Elazığ yemeği olacak. Etme Kadir'im, bırak sushi'yi de bizim soyhalar yapmaya devam etsin. Biz bunun ekmeğini yiyelim de. Ben de kırmayayım dedim hadi ya. Kadir, gidelim mi? Japonya'ya mı? Yok eve. Mesai bitti. Saate bak. Ulan o zaman ne diye sushi mi, kaşi mi, saşi mi diye tutturuyorsun beni? Naşi mi yapalım ya? Efendim bugünlük mesai bitti. Yarın kaldığımız yerden nasipse devam edelim. Hoşçakalın. Paka paka. Sayonara. Aman Kadir, çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragas.